Yavaş yavaş konseye geçiyoruz. Aynı konuyu konseyde de konuşmaya başlıyorlar. Batuhan ve Merve konusuyla başlıyoruz efendim konseye. Biz daha önce kendisiyle de bir tartışma yaşamamıza rağmen ben oyun alanında hiçbir şekilde bunu yansıtmadım. Birleşme Partisi öncesi bir oyunda tartışmıştık ve ben kendisi benden özür dileyene kadar konuşmama kararı aldım adada. Ama oyun alanında her defasında elim omuzunda, her oyuna çıkışında ben bağıra çağıra ona destek oldum. Kendisi de burada, aksi varsa da söylesin. Ancak ben takım oyun oynarken bir kenara çekilip çocuk gibi trip atmasını anlamadım ve bunun sorusunu tabii ki de sordum. Hiçbir şekilde ortak bir noktaya varamıyoruz. Ben sorularımın cevabını alamıyorum. Yetişkin insanlar konuşur ve bir şeyleri halleder. Ancak biz bir ortak nokta bulamıyoruz. Çünkü kendisi kampta da sürekli kendini izole ediyor. Günün sonunda da şunu da bekliyorum yani. Hani ben ayrıştırılıyorum gibi bir şeyle sakın gelmesin. Çünkü biz Çağrı burada, İsmail kendileri hadi gelin çözelim demesine rağmen kendisi bu konuları konuşmak istemiyor. İyi bir yarışmacı ancak iyi bir takım arkadaşı olamıyor. Şimdi abi bu takımda her şeyi bildiğini düşünenler var. Her konuda bir fikri olanlar var. Bilgisini sorgulamam ama tek bir şey bilmiyorlar. O da hadleri. Bana burada haddini bilmeyen insanlar bir oyun kaybettikten sonra seremoni yok çocuk gibi trip atıyorsun. Yok çocuk. Çocuk kelimesiyle beni, kreş kelimesiyle Batuhan cümlesini aynı cümlede kullanamaz burada kimse. Kimsenin haddine değil bu. Bendeki ağırlık buradaki hiçbir terazi tartmaz. Ben 8-9 yaşından beri beni burada yalıda büyüdüğümü falan zannediyor herhalde bunlar. Beni yalıda... Bunlar demeyelim de. Ben 8-9 yaşından beri insanların içinde büyüdüm. Burada zaten açıklamalarımda söyledim. Çocuk kelimesini cevabını veremedim sırf gerginlik çıkmasın diye. Ama ben burada bir kere daha söyleyeyim. Ben sustukça benim ruhum yaralanıyor diye söylemiştim burada. Ben 2 haftadır susuyorum. Ama insanların benimle mevzusu bitmiyor. Gerginlikten beslenen bir insan değilim ama 2 haftadır SMS birincisi yok. SMS birincisi çıktığından beri yok. Kaptanlığı kaçırdığından beri bu mevzuları açan Merve. Ben SMS birincisi çıktığından beri yakamdan düşmüyor ya. Merve'yle de sorunumuz var. Ondan bilerek özür dilemiyorum. Çünkü beni o gün yanlış bir şey ima etti bana. Bence bunu yanlış anladı. Bu konuyu uzatmasına gerek yok. Ben eğer böyle ima ettiysen sen yalancısın dedim. Böyle ima etmediysen sen yalancı değilsin zaten. Ama böyle ima ettiysen yalancısın dedim. Ben bunun da kusura bakmayın da özür dilemem yani. Kimse kusura bakmasın bu konuda. Ben şunu ima ediyorsun demedim. Ben dedim ki bu cümleyi kurdun dedim. Sen ben böyle bir şey söylemedim dediğin anda ben Melis'e dönüp böyle bir şey söylediğimi söylemedim diye sordum. Evet söyledim. O da söylediğini dile getirince ben onu öyle ima etmedim dedi. Ben senin neyi ima ettiğini ne dediğini inan zerre umurumda değil. Batuhan kendini o kadar önemli hissediyor ki konuyla ilgilenmiyor. Batuhan isminde, isminin görüntüsünde, potada nasıl? İsminin olup olmamasında ya da o an nasıl göründüğüyle alakalı. Hep bunlara kafa yoruyor zaten. Bana söyledikleri %100 çelişiyor. Bench'te aynı şeyi yaşadık. Ben oyuna çıkmak istemiyorum dedi. İstemiyor musun dedin diye teyit ediyoruz. Ben istemiyorum demedim diyor. Bizden onay bekliyor. Yani orada arkadaşlarım hayır beni ya oynamadı diyor. Şimdi kendine güvenen bir insan ben yaparım der ya. Ben benim atışımsa basketbol atışı geldiğinde gözlerimin içinden anlıyorsunuz zaten. Ben yaparım diyorum. Atamamış olabilirim. Parkur o an kötü gelmiş olabilirim. Bir daha çıktığımda alırım. Evet. Şimdi orada ben istemiyorum diyor. Dönüyoruz. Herkes birbirine bakıyor. İsmail su parkurunda iyi değilim diyor. Kendisi söylüyor. 3 kişi çıktı, 3 kişi çıksın diyerek trip attı, kenara çekildi. Bu ben niye çocuk dedim, niye kreş dedim. Çocuk hareketleri çünkü bu yetişkin hareketi değil yani. Evet, aslında daha da uzundu bu. Evet. Konseyde arkadaşlar ister isterseniz biraz kısaltmışlar ama burada eski konulara dönüyorlar. Evet. Bir hafta önce yaşanan bir mevzu var ki Batuhan orada aslında o kelimeyi kullanmıştı. Kahroldum vesaire demişti ama Batuhan da onun açıklamasını yapıyor. Ben bu yüzden demiştim onu diye ama o tartışmada ben bu kelimeyi kullanmadım demişti. Halbuki kullanmıştı. Flashback de yapılıyor orada görülüyor. Bir hafta öncesine dönülüyor. Kullanmıştı. Şöyle bir şey var. Bizim böyle Batuhan'a eleştirdiğimiz benzer konuları sanki Merve konuşmaya başlamış. Hı hı. Yani Batuhan hep ön planda olmak istediği, eğer ön planda değilse Batuhan'ın düştüğünü ve bozulduğunu, aslında hep Batuhan'ın kendisini konuşturmak istediğini ama yine ben konuşturuyorum dediğini. Sanki Batuhan deşifre olmuş Merve kanısında. Yani Panorama'nın 2 tane programını izlemiş gibi Merve. Anlamış artık yani bizim de Batuhan'ı eleştirdiğimiz noktaları. O da onlardan müzdarip gibi geliyor bana. Aklın yolu bir. Pardon Mert buyur sen yani, başla. Evet. Yok ya.
Ya artık işte dediğim gibi 2,5 ayı 3 ayı deviren bir Survivor'dayız. Ve ünlüler takımı artık Batuhan'ın hani hareketlerini bence hareketlerini ve davranışlarını, çoğu hareketinde sıkıntı yok da daha çok davranışların diyeyim. Tölere ettiler bir yere kadar ama artık Survivor'ın da daha herkesin ön plana çıkmayı isteyeceği dönemlerine geldik. O yüzden Merve de biraz sesini artık sesini duyurmak istiyor. Batuhan'la ilgili ya da herhangi başka bir yarışmacı da olabilirdi bu. Doğrusunu yapıyor bu arada. Bence Batuhan'la ilgili konusu da değil. Sesini çıkarma sesini anlamında. Çıkarmak istiyor. Herhangi bir sıkıntısı olduğunu düşündüğü yarışmacıyla alakalı bütün her şeyini ortaya dökmeye çalışıyor. Merve bu yolda bence çok önemli bir adım attı. Hep diyoruz ya işte şampiyonluk adayı şudur budur işte kadınlardan. Bence Merve dün itibariyle Survivor'da kendini inanılmaz derecede belli etti. Yani abi Merve varmış dedirtti herkese, bütün izleyenlere. Ben Merve'yi bundan sonra bu şekilde giderse son 4 adaylarımdan biri Merve olarak açıklıyorum sana. İlk defa açıklıyorum bunu. Ben de sana katılıyorum. Şöyle şimdi Merve ile Melis'i bir tutuyorum. Parkur olarak, performans olarak. İkisi, Merve bir tık ona geçti. İkisi ünlüler takımının çok iyi iki kadın yarışmacısı. Ama şu an mesela Merve olayların içerisinde çatır çatır olayları anlatıyor, bir şeyler söylüyor, arkadaşlarını eleştiriyor. Haklı ya da haksız. Evet. Biz Merve'yi dinliyoruz. Ama Melis'e gelince mesela Melis birilerinin kulağına konuşuyor. Birilerine bir şey demişmiş ama biz onu görmemişiz. Ortalıkta arka planda hep yani. Ortalıkta yok yani. Ne kadar iyi parkuru, ne kadar iyi performansın olursa eğer böyle yaşamaya, böyle davranmaya devam edersen de o bizim adaylarımızdan biri olamaz. Adaylarımızdan biri olamaz. Fiskosu seviyor biraz Melis. Fiskos mudur? Fiskosu seviyor. Sen iyi anlarsın. İyi anlarım. Şu konular senin uzmanlık alanı. Ama ben herkesin ortasında yapardım yani. Bocuncağım bir ama şey ama şu konular ya. Senin uzmanlık alanı hani şöyle. Kepsler senin uzmanlık. Ben bilmiyor muyum burada mikrofon olduğunu, onun yayına gittiğini yani. Bence unuttuğun zamanlar oluyor. Bilmiyor muyum? Yani arkadan çevireceğim bir muhabbet yok. Yani söylediğimi duyan duysa. Yani unuttuğun zamanlar olmuş olabilir. Olabilir. Evet. Yani şey Merve konusuna gelecek olsak Merve benim şu aralar favori yarışmacım. Evet. Çok iyi yani. Yani bir kere çok sağduyulu kız. Yani etik özellikleri çok fazla ağır basıyor. Performansı da çok iyi. O yüzden bence hani son dörde kalabilir, kalmalı da bence. Bence de. Ünler takımında biri finale kalacaksa Merve'dir diyorum. İsmail mi? Ama İlayda Şeker var orada. İsmail'i harcadın. Herkes kadınlardan. Kadınlardan. Ama kadınlardan zaten hani zaten yok ki başka yani direkt Merve. İlayda Şeker var. İşte Melis'in de mesela işte anladın mı hani Merve'nin biraz daha. Melis'le Merve'nin performansı birebir aynı şu an. Neredeyse. Ya takmış o arkadaşla performanslar. Öyle ama. Her hafta geliyor belgelerle. Önemli. Ama belgeler önemli. Hani istatistik tutucu. Yani. Önemli de tamam da yani hani işte sadece performans değil ya olay mesela. Tabii canım işte o yüzden. Yani Melis'in böyle bir enerjisi daha bir Amazon. Yani şey Merve'nin pardon. Daha böyle bir şey yani. Hani mesela Merve gibi çıkış yapamaz Melis yani diğer yarışmada. Daha tuttuğunu karşı. Koparacak gibi duruyor. Aynen yani orada evet. Bir arıza çıktığında orayı bastıramaz. Melis daha naif. Daha evet. Minnoş yani anladın mı? Hani Merve öyle değil abi. Merve şey yani. Peki Batuhan'la ilgili yorumları şey mi diyorsun? Merve'nin trip alınganlığı, tripleri, devamlı falan. Ön planda olma isteği, kaptan değilse geri çekilmesi, birinciliği düştü diye kendisinin düşmesi. Ya yani Batuhan tabii şimdi öyle şeyler yapıyor bazen. Bana sempatik geliyor bu arada. Yani ben adada olsam güler geçerim. Hani Batuhan'la tartışmaya girmem. Yaşı çünkü genç bir kardeşimiz Batuhan. Bazı şeylerde alınganlık evet yapıyor. Hani ben o kadar çıkış yapar mıyım Merve kadar? Bilmiyorum yapmam herhalde yani. Oğlum yine başladım falan gibi anladın mı? Hani geçiştiririm olayı daha şey bir taraftan geçiştiririm hani gelmeden. 3 aydır geçiştiriyorlar. Geçiştiriyorlar işte. Şu an böyle yavaş yavaş. O zaman adını yazsınlar abi. Niye isim? Demin söylediğim İsmail'in adını yazıyoruz. O zaman yaz abi Batuhan'ı. Ama işte şu bu an kadar şikayetçiysen Batuhan'dan takımın, yazın gönderin. Ama takımın da ihtiyacı var Batuhan'a. İsmail, öyle düşünüyorlar. İsmail yok mu? İsmail niye yazdılar? 3 kişi yazdı. Kaç kişi yazdı? Evet. 3 kişi yazdı. Bir tek kreş lafı evet. Biraz bana sert geldi Merve'nin açıklamalarında. Onun haricinde normal bütün düşüncelerini söylemesi, Batuhan'la ilgili gördüğü hataları kendince söylemesi çok doğru. Kreş lafına ben de biraz takıldım. Yani orada olmaz artık. O da 24 yaşında bir genç sonuçta Batuhan ve 3 ayında Survivor'a vermiş. Bir tek kreş lafına takıldım ama geri kalan her şey Merve rahatça söyleyebilmesi, işte yüzleşebilmesi güzel şeyler. Bu kadar. Merve'ye yarar bu.